Halkların Demokratik Partisi grubu adına son konuşmacı Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş. Buyurun Sayın Danış Beştaş. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bütçesi hakkında grubum adına söz almış bulunuyorum. Evet, yanlış duymadınız. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Türkiye'de olmayan iki olgudan söz ediyoruz. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun olduğunu eminim Türkiye yurttaşlarının ezici çoğunluğu bilmiyordu. Bugün ben onlara hem selamlayarak halkımızı hem de Türkiye'de böyle bir kurum olduğunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var. Çok şaşırdım ben de, yani biliyorduk ama bu kurum ne yapar, ne yer, ne içer, hangi insan haklarını önlemek için çaba gösterdi? Türkiye'de gerçekten hak mı kaldı, eşitlik mi kaldı diye sormadan etmek mümkün değil. Evet, Türkiye'de olmayan iki şey, insan hakkı ve eşitlik. Eminim bu konuda sizlerin de birçok milletvekili arkadaşlarında ne zaman kuruldu, ne yaptı, belki bilgisi vardır. Yani saygısızlık yapmak istemem, mübalağa da etmek istemiyorum ama Af Örgütü bilmiyormuş. Uluslararası Af Örgütü 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, gözaltında sonrasında şeyi söyledi, işkence yapıldığını ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun kaldırıldığını söyledi uluslararası alanda. Bunun üzerine inceleme yapacak kurum yok dedi uluslararası Af Örgütü. Adalet Bakanlığı hemen bir yalanlama yayınladı ve dedi ki hayır, yanılıyorsunuz. Türkiye'de İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var dedi. İşte o zaman Türkiye'de birazcık duymuş oldu. Şey, faaliyette mi değil mi? Bu çok tartışıldı. Tabii ki faaliyette değil. Kısa adı TİHEK. Peki daha önce ne vardı? Türkiye İnsan Hakları Kurumu vardı. O da bunun gibi esamesi okunmayan bir kurumdu. Fakat daha eşitlikçi bir versiyonu kuruldu diye bu oldu. Tabii ki tabela kurumu. Sadece tabelası var. Bütçede bir de payı var. Az da bir payı yok. Bu bütçe nereye gidiyor? Bunu da tartışmamız lazım. Şimdi bu bütçede bütçe ayrılması ve özel bütçeyle bu kurumun ne yaptığı da bir muamma olarak orta yerde duruyor. 2012 yılında biliyorsunuz Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulmuştu. 20 Nisan 2016'da da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kuruldu. Peki kim bu kurulun üyeleri? Tabii ki yürütmeye doğrudan bağlı üyeler. Neymiş? Kurulun 8 üyesini Bakanlar Kurulu atıyormuş. Üçünü de Cumhurbaşkanı seçiyor. Bu kurulun zaten 11 üyesi var. 11'ini de yürütme seçiyor. Ve bu kurul baktığımızda kendi içinde de eşit değil. Bir tane kadın üye var. Her yerde olduğu gibi kadınların yine yokluğu üzerine, kadın iradesinin olmadığı kurumlardan bir tanesi. Peki bu kurumun, hükümetin, yürütmenin icraatlarına imza atmak dışında bir seçeneği var mı? Tabii ki yok. Olamaz. Yürütmeye doğrudan doğruya bağlı olan, varlık sebebini yürütmeden alan, dışarıdan hiçbir denetimin olmadığı, sivil toplumdan, bağımsız kurumlardan, akademi dünyasından, hukukçulardan, barolardan kimsenin yer almadığı bir kurum, hükümetin icraatını imzalamakla görevli İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diyebiliriz. Tabii ki hükümet bu konuda bir taşla iki kuş vuruyor. Kendi icraatlarını da meşrulaştırıyor. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var diye eminim uluslararası alanda ciddi ciddi böbürleniyordur. Ne de olsa kağıt üstünde bu konuda bir kurum var. Peki gerçekten bununla ilgili bir de bütçeye ilişkin bir şey söylemek isterim. Neymiş bütçesi? Bir sağlamasını yapalım. Acaba bu bütçeyle ne yapılmış? Sayıştay tarafından bütçeye ilişkin tespitler yapılmış. Kurumun 2016 yılı bütçesi 5.957.000'miş. Gelir ve ödenek öngörülmüş. Yıl içinde 6.467.000 ödenek alınmış. Bunun 4.116.845 TL'si tenkis edilmiş çünkü çalışmamış.
Hiçbir şey yapmamış. Hani Türkiye'de hiç hak ihlali yok ya. Her şey güllük gülistanlık ya. Böyle bir ülkede bütçeyi Allah var haklarını yemeyelim bir kısmını tenkis etmişler. Ama yine de bir harcamaları var. 2.350.154 lira. Bu bütçeyi nereye harcadınız? Vatandaş inim inim inlerken, işkence görürken, cenazelerini defnedemezken, cenazeler buzlukta dondurulurken, vatandaş gösteri hakkını kullanamazken, DVP'li belediyelere kayyum atanırken, hiçbir hak yokken bu kurum ne işe yarıyor? Bunu da buradan yüksek sesle sormak istiyoruz. Şimdi burada kesinlikle hükümetin boyunduruğu altında olan bir kurum. Bir de sıkı durun, başvuru kabul etmiyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var ama başvuru yapamıyorsunuz. Bu konuda Af Örgütü'nün açıklamasına cevap veren Adalet Bakanlığı, umarız bu kurumun ne yiyip ne içtiğini, ne iş yaptığını da yakında açıklar, bizler de öğreniriz. Şimdi bununla ilgili OHAL komisyonu var biliyorsunuz. Hala bir açıklama yapmadı. T2 de aslında bununla kıyaslayabiliriz. Yani aradığınız kuruma şu anda ulaşılamıyor. Hani o telefonda arıyoruz ya, aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor diyor. Şu anda bu kuruma da ulaşılamıyor. Orada uzakta bir kurum var. Gitmesek de görmesek de o kurum Türkiye'nin kurumu. Ama hiçbir işe yaramıyor tabii ki. Şimdi Türkiye'nin şu anda en yakıcı sorunları Kürt sorunu bağlamında tabii ki eşitlik meselesi. Eşit ve özgür yurttaşlık meselesi. Her ne kadar burada habire bizim beyanlarımıza karşı hükümet yetkilileri Kürtler bu ülkenin eşit ve özgür yurttaşıdır diyorsa da aman ha bunu aldınmayın. Eşit ve özgür yurttaş değiller. Hala ana dillerinde eğitim göremeyen, hala kendi düşüncelerini, kültürlerini, kimliklerini açıkça beyan edemeyen ve sadece Kürt olduğu için, Kürt hak ve özgürlüklerini savunduğu için binlerce insanın cezaevinde, hapishanelerde tutsak edildiği bir dönemde yaşıyoruz. İşkence bütün iddialarımıza rağmen yok deniyor ama işkence olanca hızıyla ve sistematik bir şekilde devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkede bütün hak ve özgürlükler askıya alındı. Ve bu askı neticesinde yani öyle bir haldeyiz ki TİHİV Dokümantasyon Merkezi'nin verilerine göre kolluk güçlerinin yargısız infazı 36 kişi, 36 kişi can vermiş. Güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların çarpması sonucu 6'sı çocuk olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirmiş. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, resmi verilerine göre 66 mahpus intihar etmiş ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise 40 mahpusun intihar ettiği ifade edilmiştir. Bunlar intihar mı değil mi bilmiyoruz ama bu rakam kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bunu biliyoruz. Benim Adana'da Kürkçüler cezaevinde Mehmet Kil intihar etti deniyor. Hala araştırmalarımız devam ediyor. Kesinlikle intihar ettiğine inanmıyoruz. Ve bu ölümler birçok rakam var. İşçi sağlığıyla ilgili, iş güvenliğiyle ilgili, ihraçlarla ilgili tablo tarihin en ağır dönemini yansıtıyor. Ama şu anda bizi izleyen yurttaşlar, halk ne diyorcu? Ya güllük gülistanlık bütçe görüşülüyor. Bu bütçe halkın talep ettiği, halkın taleplerini karşılayan bir bütçe değil. Bu bir savaş bütçesidir. Biz barış bütçesi talep ederken, eşitlik ve özgürlük talep ederken, savaşa karşı düşüncelerimizi ifade ederken, hükümet içeride ve dışarıda savaş konusunda, hak ve özgürlüklere karşıtlık konusunda bayrağı ve çıtayı gitgide yükseltmektedir. Evet, gerçekten yazıktır. Yurttaşlara yazıktır. Bu kadar emeğe, bu kadar yoksulun açlıkla boğuştuğu bir ortamda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye bir kurumun bütçeden pay alması tek kelimeyle yazıktır, günahtır. İnsanlar açlıkla boğuşuyor ve insan haklarının tanınmadığı, yaşam hakkının güvende olmadığı, kimsenin kendini
kişi özgürlüğü ve güvencesine sahip hissetmediği bir ülkede bunları konuşmak büyük bir talihsizlik. Ve biz gerçekten bu resim çok şey anlatıyor. Yüzlerce resim getirebilirdim, binlerce. Taybet Ana'yı, Uğur Kaymaz'ı ve daha birçok çocuğun can verir fotoğraflarını ama doğru bulmadım. İnsan hakları anıtının tutuklu olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunun resmin izahı yoktur. Teşekkür ediyorum.